Rahmi Sosyete Pazarı için T1 metro hattı, Kabataş Bağcılar'ı sürüyor arkadaşlar. Topkapı'da iniyorsunuz bakın. Şurada da Kabataş durağı. Şuradan itibaren durakları görebilirsiniz. İniyorsunuz. Burada Topkapı'da iniyorsunuz. Burada aktarma yapıyorsunuz. Mescid-i Selam metro hattı. Orada tekrar göstereceğim size. Tekrar açtım arkadaşlar. Kabataş Bağcılar tramvayından Topkapı'da indik ya. Şimdi burada aktarma yapmanız gerekiyor. Şurada T4. Şöyle göstereyim. Mescid-i Selam yazıyor ya. Mescid-i Selam tramvay hattına aktarma yapacağız T4'e şimdi. Görüşürüz. Bakın şuradan çıkmıştık arkadaşlar Topkapı'da. Mescid-i Selam tramvay hattı da şu tarafta kalıyor. Parkın içinden geçiyorsunuz. Orada tekrar açalım. Evet, Mescid-i Selam tramvay hattı burası arkadaşlar. Burada da Rami durağında ineceğiz. Rami durağında indikten sonra arkadaşlar şurada karşıda Esbaş Rami açık otopazarı yazıyor. Onun içinden geçiyoruz. Pazarın sonunda arkadaşlar otopazarın şurada basamaklar var. Oradan inip bu tarafa gideceğiz. Bakın şu basamaklardan indik ya. Sonra böyle devam ediyoruz. Pazar şurada. Yolun sonuna doğru. Şu tarafta kalıyor. Pazara geldik arkadaşlar. Şurası İstanbul Gıda Toptancılar Merkezi. Hava da böyle gri, bulutlu ve rüzgarlı. 7 Kasım 2022 Rami pazarındayım. Rami Sosyete Pazarı. Pazartesi günü kuruluyor. Bu taraf 50 TL'ymiş arkadaşlar. Şu pantolonlardan var. Yazın giymelik. 50 lira iyi fiyat bence. Şu tarafa da 10 lira dedi. Böyle şeyler var ama biraz küçük çocuk için gibi duruyor. Bakın şöyle şeyler 10 lira, bu taraf 50 lira. İşte leoparlar, yılan derisi falan var. Bakın bunları evde de giyebilirsiniz ince ama biraz baharlık gibi. Böyle bir mesela yeşil zebra var. Şu tarafa geçebilirsin. Burada da terlikler 50 TL diyor bu arada. Şunlara bakın. Neredeydi o biraz önce gördüklerim? Şurada bir yılan derisi gibi bir şey görmüştüm. Neredeydi? Şöyle güllü bir şey var. Bakalım. Pijama altı gibi bunlar resimce. Ama dışarıda giyilir yani yazıkla. Fatihli. 50 TL'ye. Bu biraz kalınca güzel. Şu anda giyilir mesela mevsimi. Paçaları böyle. Olabilir gayet. Evde de giyilir, dışarıda da giyilir bence. Hadi şu. Yo, bu öbür tarafı mı ya? Onun uzunu var zannettim burada da. Göremedim. Şurada bir yapar var. Bakın. Şu bordo ekosiye bakalım. Bu daha böyle tüylü gibi kışlık. Bordo ekosi desenli. Güzel bu da bence. Şöyle bir tane 50 liraymış. 50, 50. Şu taraf 10 lira, burası 50. Ben çalışıyorum şu anda. Şöyle safra serisi ekose desenli var. Bu da güzel pantolon gibi dışarıya gelir. Vallahi şunu çıkarırsınız gayet giyilir. Bol paça daha güzel bence. Bol paça ya diyorlar da. Ben de dar paça sevmiyorum. Yukarı çıkıyorsun onu. Bu yeşil güzelmiş bakın. Eşofman altı gibi bu. Kalınca birazcık. Güzel 50 TL'ye bakın arkadaşlar. Şu tarafa bakalım şimdi gelmişken. Burada da 50-40 kart geçer diyor. Tarifler var böyle. Şimdi göstereyim size. Kedili. Çok sevinmiş altınları. Şunları biliyorsunuz da bir markanın çok benzeri. Bu altın öyle. Ekose sevenler için gösterelim. Şöyle bir ekose. 50 TL burası. Şunu pati yapmışlar baksanıza. Bu bir baba terliği tam böyle. Misafir terliği de yapabilirsiniz. Üniversitede yurtta kalanlar böyle terlikleri çok kullanıyormuş arkadaşlar. 50 TL iyi fiyat bence. Pantolonu var. Şöyle tedi gibi var. Bu da şirmiş. Almina diye arkadaşım var. Süper. Almina'ya selam olsun izliyorsa. Bakın pomponlu da var. Bu da şirmiş. Bunun grisi varmış böyle.
kaç diyor? 43 erkek için. Ya da ayakları büyük olan genç kızlar için. Bunlar biliyorsunuz basketbol, voleybol gibi şeylerle ilgilendikleri, sürekli spor ayakkabı giydikleri için ayakları biraz hızlı büyüyor. Şigriler de tabii. Al burası 30, al burası 30, şigrileri al burası 30. Çok şirin. Abla bitiriyoruz. Öyle bir kedili leopar desen 37 diyor. Şu burada işte tutamaklıymış. Z kuşağı böyle renkler seviyor, canlı canlı turuncu. Bakın 50 TL arkadaşlar, şöylece gösterdim. Yeniden açtım arkadaşlar. Şu pazarın girişiydi şurası. Bakın burada 40 liralık böyle bir tezgah var. Hırkalar falan var. İnce trikolar. Şöyle eski püsküvi duran birazcık strawberry yazıyor. Medium. Bir hoodie kapüşonlu. Böyle Z kuşağını seveceği tarzda beli açıkta bırakan kısa ince triko var. Bunun kumaşı çok güzel mesela. Böyle erkeklerin de giyebileceği tarzda ince trikolar var. Böyle delikli bir üst var mesela. Siyah yakası. Oldukça açık kayık yaka gibi. Delikli bir örgüsü var. Böyle bir triko var. Bu da yine erkeklerin giyebileceği tarzda bir şey. Şurada bir şey var sadece. Böyle düz sade şeyler de var. Bu bayağı kalın kalın ama sert biraz kumaşı. Şöyle siyah bir triko var yine. Çok fena yükseliyor herkes. Öyle yeşil küçük bir şey var mesela. Bir saatte seçiyorsunuz, para vermiyorsunuz diyor. Burada en çok bunu beğendim. Çok tatlı değil mi? 40 TL'ye iyi bence. Şöyle sırtında da bir bant detayı var. Önü de arkası da V şeklinde açık. Bu da güzel bence. Kalın top top bir kumaşı var 40 TL'ye. Sweatshirt. Böyle şeyler var arkadaşlar. 40 TL. 40 TL, 40. Şurada tavır rengi bir şey gördüm. 40 lira, bayağı 40 lira, 40 lira. Biraz bağırır şöyle. Evet. Arba indire, 40 lira. Arba indire. O zaman Arapça şey 40 demek herhalde. Şu güzelmiş, bunu beğendim. 40 liraya iyi ama biraz transparan. Tavır rengi çok seviyorum bakın. Hiç belli olmuyor. Burası güzel arkadaşlar. Bakın pazarın girişine yakın bakışında. Tekrar açalım. Triko pantolonlar 30 TL olmuş arkadaşlar. Bakın renk renk var. Kiremit, siyah, açık yeşil, krem rengi, gri, pudra pembe, tava rengi, açık gri. Bakın 30 diyor. Yanında da böyle 40 TL'lik bir tight tezgah var. Lastikli. 30 TL. Koşun ama. Evet, şurada çantalar var. Şurada çorapçı var bir adet. Böyle tırkılar. Şurada çantalar var burada. Şuraya bakalım mı? Moskov yazıyor. Tabii Rusya'dan çok fazla gelen olunca onlara hitap edecek şeyler de olmuş hepsine. 80 lira. 80 liraymış arkadaşlar burası. Birazcık karıştıralım bakalım neler var. Böyle bir sütlü kahve, VK. Bunu kesin annem beğenir. Bu çok şirin, tam bir yılbaşı kazağı. Çok tatlı. Noel Baba'nın şeyi de var, ne denir? Hediye çuvalı. Simli simli bakın. 80 TL. Yılbaşında giyecek bir şey arıyorsanız buyurun. Simli sevenler için şöyle bir parça. Bu neymiş? Hırka. Salaş salaş uzun kollu bir hırka. Dişi çok şirinmiş köpek. Şimdi bakalım 80 liraya neler var. Güzel bu da. Kolları da böyle. Bakın. Geçen Beşiktaş pazarında çok hızlı çekmişim. Burada yavaş çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada anket yapmıştım biliyorsunuz. Kanalımda topluluk yazan bölümde ana sayfada. Bakın El Sivak 2 diyor. 2x saç. Reglan kollu ince bir triko böyle. Somona çalan bir pudra pembe tonu. 80 TL'ye. Anketimde Beşiktaş Cumartesi Pazarı çıktığı için 2 hafta üst üste Beşiktaş Cumartesi Pazarı'na gittim biliyorsunuz. 3 defa gidersem et triko olacak diye geyik yapıyordum hatta. 80 TL'ymiş. Böyle şeyler var arkadaşlar. Ondan sonra Beşiktaş Cumartesi Pazarı'ndan sonra en çok gitmemi istediğiniz pazar yine Rami oldu. Ben de o yüzden bugün Rami'ye geldim yine. Pazartesi günü kuruluyor. Nasıl gidildiğini zaten videomda anlatıyor olacağım videomun başında.
O yüzden şimdi tekrar etmiyorum. Buraya minibüste de geliş varmış. Bazı izleyicilerin minibüste geldiğini yaz diyorum onlara. Oturduğunuz yere göre rahmiye nasıl geleceğini biliyorsunuz. Zaten benim söylememe de gerek yok. Ama merak eden için yine de anlatıyorum. 80 TL şu ana kadar gösterdiklerim burada arkadaşlar. Fena parçalar yok bence. Güzel yani. Deri var. VK, üstler var böyle genellikle. 80. 80. Parça 80 lira. Şöyle bir şey var bakın. Bu ince. Güzel bir şey. Oo, çok rüzgar esiyor şu anda. Aa, bu çok tatlı. Buraya başka bir şey almak amacıyla geldim aslında. Tişört alacaktım ama tişörtün tezgahını göremedim yazık ki. İnşallah vardır pazarda, hala görmedim şimdi. Bunu çok beğendim. 80 lira. Pudra rengi bakın, çok tatlı. 80'e iyi bence. Şurada simli bir parça var, bakalım uzanabilirsek. Aa, bu da değişikmiş. Böyle gömlek üzerine giymek için süveter gibi. Elbise olarak da giyilebilir. O bayağı kalın yani. Gömlek üzerine daha iyi olur. Simli bakın. Bazıları sim seviyor, bazıları sevmiyor. Ben bazen seviyorum, bazı şeylerde çok abartı gelebilir. Bunlar güzelmiş arkadaşlar, yumuşacık. Biraz da şu tarafa bakalım. Şöyle lila sevenler için. Mercedes gibi bunun birazcık şey, yünü örgüsü. Açamadık. Tek elle o kadar oluyor. Heh, şöyle bu da VK. Böyle düşük kol dediklerimizden. Şöyle göstereyim. Şurada olsaydı kolu, normal kol olacaktı. Takma kol, bu düşük kol. Güzel ama bence, beğendim. Burası şu çanta şeylerinin önünde kalıyor. Biraz da şuradan bakalım. Bakın şurada askılı olanlar da var. Önlükler ne kadar abi? Şişirin bir şey gerçekten. Renkler var. Bakın yeşil sevenler için göstereyim. Bazıları da yeşil çok seviyor. Hep yeşil giyiyorlar. Bazı renkleri takıyoruz bazen. Hep aynı şeyleri giyebiliyoruz. Bana da oluyor. Ben de taba rengine takıyorum mesela. Leopar deseni de çok takılır. Her şeyin leopar sınısı var. Bu da güzelmiş. Balıkçıya kayınca turku. Buraya bakın arkadaşlar. Şu beyi bakın. Şurada 150 TL diyor. Bakın böyle şeyler var. Şurada kapatayım sonra açarım yine. Evet. Seçal 50 TL'ye böyle bir tezgah buldum arkadaşlar. Çılgınlar gibi karıştırıyor herkes ve alıyorlar gidiyorlar. Bazı defalar var bakın mesela. Şöyle şeyler var. Dikkat etmeniz lazım. Ama 50 TL'ye bu tip ürünleri almak zor artık. Bu arada pazarın girişindeki tezgah 40 TL'ydi. Sonra 30 TL'ye düştü. Ben videoyu kapattıktan sonra bir anda bitsin kalmasın 30 TL diye bağırmaya başladı. Orada çektiğim trikolar. Böyle bakın bir hırka var mesela uzun. Tava rengi. Kırmızı ve kırık beyaz çizgili. Yani evde giyersiniz valla 50 TL iyi bence. Simi sevenler için böyle bir şey var. Uzun uzun böyle triko elbiseler çıkıyor da. Mesela bu triko bir elbise. Tam kışlık böyle kalın kalın. Yumuşak bir kumaşı var. Ve eline bir kemerle altını çizmeyle çok güzel gelir. Bayan da var, erkek de var. Aferin. Üst de var, alt da var yenge. Hava inanılmaz soğuk bu arada. Bakın böyle bir üst mesela. Altına uygun renkli pantolon bulursanız takım yapabilirsiniz. Ama zor yani biraz. Çok karıştırmanız lazım. Bakın bayağı büyük bir tezgah şöyle. Kocaman kocaman yığınlar var. Şu kahverengi kaza beğendim. Örgü. İnce biraz ama bu. Yine de 50 TL olunca insanın alısı geliyor. Burada biraz uzun kalacağım arkadaşlar. Çünkü çok çeşit var. Şöyle bir şey baklava desenli. Uzun kollu. Yarım balıkçı. Şu kiremit rengini de göstereyim mesela. Taşlı tuşlu şeyler de çıkabiliyor da bakın incili. Kiremit rengi. Kolları böyle. Ama biraz sökülmüş şurayı. Örersiniz ya da dikersiniz artık. Size kalmış orası. Böyle triko pantolonlar çıkıyor arada. Bunlarda da ufak tefek hatalar oluyor. Onlara bakmanız lazım. Paçaları böyle şerit detaylı. Ama mesela bunun üstünü bulamıyorsunuz 2 saat arayıp. Öyle bir şey. Maalesef. Herkes karıştırıyor bakın. Çok kalabalık. Böyle bir üst var mesela. Bu güzel. Bunun altını bulsanız güzel mesela.
bulamazsınız da mesela şöyle bir renkle alt bulursanız güzel olur. Ya da koyu kahverengi falan da olabilir. Yine böyle bir yarım balıkçı, kalınca triko. Şöyle bir çizgili. Burada bir hatası var mesela. 50 TL olunca böyle oluyor tabii. Burası standart bedenmiş böyle. O yüzden hiç bedenlerine bakmıyorum. Ama bazılarının küçük olduğu anlaşılıyor mesela. Şu small gibi küçük bayağı. Yanları böyle. Şuna bakalım. Böyle yeşil bir kazak. İade yok, değişim yok diyor. Tabii sonra eve gidiyorsunuz. Aa burası sökülmüş oluyorsunuz. Ondan sonra değiştiremiyorsunuz, iade edemiyorsunuz. Bunda böyle bir sıkıntı. Aa bu güzelmiş. Bu arada o meşhur kirazlı hırkalardan falan da gördüm ama lekeleri vardı. İkinci çıkar mı bilmiyorum. Bu tatlı böyle kısa boyu, krap gibi. Kapüşonlu, ince salaşmış. Şu da güzelmiş. Kalın triko pantolon. Bunu görmedim mesela biraz önce bakarken. Bunun paçasında sorun var bakın. Böyle şeyler var. Orayı kesip yaparım diyorsunuz. Buyurun alalım. Güzel bence çünkü 50 TL'ye kalın kalın. Ayağıma poşet dolandı bakar mısınız? Kurtulamıyorum. Yapışkanı ayağıma yapıştı. Evet. Bu badireyi de atlattıktan sonra devam edebiliriz. Bunu bayağı beğendim yani. Alınıp yapılabilir çünkü paça boyu oldukça uzun bakın. Kesme payı var biraz. Var mı oğlum etiket yaz, var mı? Var mı oğlum etiket yaz diyor. Bu da güzelmiş bakın. Ribanası lastik örgü kısmı böyle kahverengi ve beyaz yapmışlar. Şöyle bir şey var, hırka. Çantamı da önüme aldım, o yüzden de biraz zorlanıyorum. Bu ilginçmiş, neon yeşil, sarı falan sevenler için güzel olabilir mor tonları. Bunun altına mor bir eşofman altı uydurursunuz mesela ya da triko pantolonun tatlı olur. Güzelmiş. Böyle bir hırka arkadaşlar. 50 TL'ye nereden bulacaksınız böyle bir şey? Bir tane şurada kırmızı var, ona bakalım. Ve böyle kare kare yapmışlar. İşte değişik bir örgüsü var. Şöyle kareler var. Ay çarpıştık. Şimdi şu kirazlı hırkadan var. 50 TL. Ama bir takım şeyleri var. Leke. Şunlar belki yıkınca çıkar. Bilemiyorum. Bir de düğmeleri yok. Düğme bulursunuz ama çok kolay. Pazarlarda düğmeler satılıyor zaten. Bunu genellikle kırmızı düğmeli şey yapıyorlar ama bence krem rengi görünmeyen yani renginde düğmelerle daha güzel olur. Uzunu bakın. Bunların uzunlarını 250 liraya falan satıyorlar başka tezgahlarda. Burada 50 TL. Biraz da şu tarafa geçelim. Bakın arasın siyah da var burada. Ece! Akşam yardım edeceksin değil mi? Bakın siyah da var. Çiçeklerisin ya. Uzun şöyle göstereyim. Uzunca bir hırka. Evet o biraz salar kendini, salar bir şey şu. Evet biraz salar. Evet. Güzel aslında ama evde giyecekseniz alın bence. Evde giymek için. Ha alın bence. Güzel 50 liraya bulamazsınız öyle bir şey. Mavi de var ama bilmiyorum bak mavi nasıl. Öbürü daha canlı sanki. Şimdi yılbaşı geliyor ya daha güzel öbürü. Diğer renk daha iyi bence kırmızısı. Nar çiçeği gibi. Bakın bu da 50 TL arkadaşlar. Bayağı güzel. Bu daha küçük gibi duruyor evet. Şöyle bir kazak var. 50 TL arkadaşlar hala gösterdiğim her şey. Bakın yağ yeşili bir şey buldum. Triko pantolon galiba güzelmiş. Aa çok tatlı ama şurası yırtık bunun A kısmı. Bunu dikiş makinesinde yaparsınız önemli değil o kadar. Paçaları böyle bol bol palazzo gibi olanlardı. Bunun üstü olsa mesela almayı düşünebilirdim. Ay burnum aktı yine bana tabii. Şöyle bir kazak mesela. Bunu erkekler de giyebilir. Erkek arkadaşınız sizden çalabilir yani. Güzelmiş. Sevdim şurası renkten koydu. Şu da çok tatlı yani. 50'ye. Diğer tezgahlarda ne kadar pahalıya satıyorlar biliyorsunuz. Tabii onlarda defo sorunu olmuyor. Bu da tekleme kalan ve biraz defolu olanlar olduğu için 50 TL fiyatlar. Biraz da şuraya bakalım. Böyle değişik renkli şeyler de var. Bakın şöyle de bir triko var mavi. Onu da yığının arasında gördüm biraz önce. Böyle de bir şey var. Çok şey soyut.
sevmedim. Şuna bakalım. Aa, çok tatlıymış. Lila rengi bir triko pantolon. Paçaları böyle olanları sevmiyorum ben. Bol paça olanları daha güzel duruyor. Turuncular falan da var böyle. Canlı renkleri seven kızlar için, Z kuşağı, saçlarını turuncu yeşil boyayanlar, mavi boyayanlar için. Çılgın çılgın renkler. Her parça 50 oldu, 50! Böyle açık sarı bir şey var. Kotun üzerine giy çık. Koyu renk kotlarla güzel olur. Ben şunu da beğenmiştim biraz önce. Bence bu çok iyi. 50 TL'ye. Kalın örgü, sıcak tutar. Böyle gri kotların üzerine falan çok tatlıdır. Çok güzel ama bunda da şurada bir şey var mesela. Hepsinde bir şeyler var. Böyle şeyler arkadaşlar. Şöylece gösterdim artık bence. Burası yeter, bu kadar kapatıyorum. Daha bakın son kez. Şöyle bir tezgah bakın, 50 TL'ye. Evet, Rahim pazarında 50 TL yapmışlar arkadaşlar, bakın. Beşiktaş pazarında gördüğümüz tezgah orası. Ablam 50 yaptım, aynı ablam 50, buyurun. Aynı kişi satıyor. Biraz önce yaptım, bir kazak buyurun. Ve hırka aldım. Bir siyah kazakla siyah hırka aldım. Çok güzel, tam kışlık günü sıcak sıcak tutacak türden şeyler. 50 TL'ye düşürmüşler arkadaşlar. Bayağı güzel ürünleri var, gelip bakın. Mesela şöyle yeşil bir triko alırsınız buradan, yarım balıkçı. Ablam 50 lira, ablam başka buyurun. Tezgahtan 50 TL'ye aynısından buyurun. Alt bulursunuz, takım yaparsınız. Al ablam 50 lira, böyle şeyler, elimde de poşeti. Tam bir kış kazağı bunlar. Bakın renk renk var. Şu, krem, bak heh, şu kremi de göstermek istiyorum. Bakın çok tatlı. Orada da aklım kaldı. 50 TL arkadaşlar. Bakın renk renk var. Görüyor musunuz? Açanlardan göstereyim. Şu kazak çok tatlı. Ben de beğendim. Kolları çok güzel. Bakın kolları şöyle. Şunun kolunu gösterebilir miyim? Çok güzel. Alın bence. Şöyle triko pantolonlar da var bakın. Lila rengi. Al ablam 50 lira buyurun. Bunun üstünde başka tezgahtan uydursanız çok tatlı olur. 50 bakın. Şu çok güzel. Aklımı kaldı kazak. Şöyle bakın renk renk var. Bu turuncular. Onlar 150 efendim. Bu da şurada askıda var. 150 şu anlar. Bu yerdekilerin hepsi 50 arkadaşlar. Şu gördüğünüz her şey. 50 TL. Bakın şöyle renkli bir şeyler de var. 50'ye çalgınlar gibi karıştırıyorlar. Bakın ellerindekileri göstereyim. Morlar falan var. Şöyle çizgili üstler var. Çizgileri de beğendim bu arada. Şu da güzel. Ama bu biraz daha böyle sonbahar gibi geldi. Biraz kışlık şeylere ihtiyacım vardı benim. O yüzden şey kışlık kalın kalın siyah şeyleri aldım. Bunu da alırdım yani aslında. Alabileceğim türden güzel bir şey. 50 TL iyi fiyat. Bence bakın. Çizgileri alıyorlar. Triko pantolonlar da çıkıyor arada burada. Şöyle geçeyim, bir daha göstereyim şuradan. Böyle değişik bir şey var. Şöyle. Bugün de hep kazaklardan, trikolardan gittik ama çok ciddi indirimler yapmışlar yani. 30 liraya, 50 liraya falan kazak bulabiliyorsunuz bugün pazarda. Ya sosyete pazarı, pazartesi günü geliyor. Şunu da göstereyim size. 50 liraya böyle bir kazak bulabilirsiniz. Bana da haber verin mesela. Baksanıza. Böyle renk sevenler için. Burnumu çeke çeke geziyorum. Evet şöyle. Bakın dokusuna. Gayet güzel bence, alınır. Şimdi şöyle çevirelim. Şurada da çizgili bir şeyler var. Çizgi sevenler için de bunları göstereyim. Bu da 50 TL mesela. Şurada var bir şey var. Mercedes'e gibi birazcık. Güzel bir şey. Heh, bu hırka. 50 TL. Diğer tezgahlardaki fiyatları biliyorsunuz. 150, 200, 250 falan. Peki bebecik de gelmiş buraya. Ha, şu kahveler de güzel. Şu kısıt kahve. Şuradaki de beğendim. Örgül. Buraya tekrar dönebilirim. Pazarı da size şöyle genel olarak göstereyim arkadaşlar. Poşetimi bir yerlere tıkıştırayım. Ondan sonra şu aradığım tişörtçüyü bulabilirsem ona bakacağım. O sırada tabak çanaklara bakın. Şunda 20 diyor mesela. 15 diyor şu çiçekli de. Şu aralıkları hatırlıyorsunuz. Beşiktaş sosyete pazarında vardı bakın. Burada kapatayım sonra yine açarım.
şu çılgın pazarcı var ya arkadaşlar, biliyorsunuz böyle rengarenk hisler giyiyor. Şimdi 30 TL'ye şunları açtım. Ben burada geçen haftalarda... Gel yukarı. Beni de tezgah üzerine çıkar. Evet, sen! Gel vatandaş, gel! Evet, 30 TL'ye satıyor şu anda. Yeni çuval açtılar. Biraz önce arabaya kadar gittik. Benim aradığım tişörtleri aldım en sonunda. Bir tane kaplanlı, bir tane serotonin yazılı şey yapmıştım. 30 lira, 30 lira. Ta arabaya kadar götürdü beni. Arabadan aldık arkadaşlar. Şurası da onların tezgahıymış bu arada. İnmeye çalışıyorum şu anda. Şurası da onların tezgahıymış. Oradan da bir tane kahverengi triko pantolon aldım. Param bitmişti. %10 komisyon ekliyorlarmış. Şu tezgahtan kredi kartı çektirdik. Oradan da yani iki tezgahından da bir şey aldım. Çok güzel ürünlere bakın. Şurayı da yeni açtı 30 TL'ye. Erkekler için böyle polo yakalar var. Şuna bakar mısınız? Çok iyi insanlar ya. Ta arabaya kadar götürdüler beni. Şöyle çuvalın içinden istediğim ürünleri seçtirdiler. Şurada da böyle kupalar var. Bunlar 1 lira mıydı? Ne kadar diyorlardı? Bunlar ne kadar kupalar? 1 liraymış arkadaşlar, bakın. 1 liraya böyle kupalar arıyorsunuz öğrenci evine falan, yurda. İçine çiçek dikmek için boyarsınız, edersiniz, desen çizersiniz, bakın. 1 TL sadece. Sukulent, kaktüs falan dikmek için güzel olur. Benim çocuğum hala bağırıyor. Bakın arkadaşlar şurası. Pazarın girişi de şurası. Herkes toplandı. Ben de 25 liradan iki tane tişört aldım. Şurada da Sivaki'nin pantolon ürünleri var. Seçal 100 TL diyor. Yakışmış. Yakışı. Gerçekten kaliteli ama paraları bitirdik artık arkadaşlar. İkisi saç falan diyor. Bu videoları beğenmiştiniz. Bunun siyah lacivert falan var. Pantolon çok tatlı. Evet, sonra şurada bir gözlemeci var, bir adet. Bu tarafa pek gitmedik, buraya gidelim. Başka bir tezgahtan da bir adet kazak ve hırka aldım. Onları daha sonra bir video çekip gösteririm. Triko pantolonlardan ne zamandır istedim. En sonunda bir tane koyu kahverengi aldım. Burada da taytlar var, bakın 70 TL diyor. Ben El Sivaki'den böyle bordo kadife fitilli bir tayt sattım daha yakın zamanda. 20 liraya sattım, 70 lira şu anda. Kuşuna benziyor. Güzel görünüyor. Böyle lacivert de var. Aslında böyle bir şeye ihtiyacım var ya. Bir tane lacivert üstüm var. Ondan hiçbir şey uyduramıyorum. Böyle siyaha çok yakın bir lacivert çünkü. Bir de pamuklu kadife gibi. Parlak olmayanlardan. Biraz mat kumaşı var. Onunla güzel olabilir bu. 70 TL. Bakın yeşil de güzelmiş. Bir de böyle bir şey var, çiçekli. Evde giymelik şeyler var. Siyah da var. Güzel bunlar arkadaşlar. Biraz devam edelim. Oraya sonra belki bakarım tekrar. Erkekler için güzel bir çorap. 3 tanesi 30 diyor. TL yazmıştım. Böyle çoraplar var arkadaşlar burada. Tezgah üzerine de çıkmadım. Devam yani. Yalnız tezgahın üzerine beni çıkarttıktan sonradan bir anda herkes toplandı demek olay oymuş. Bakın şurada kirazlı hırkalar 160 TL yazıyor. Görüyor musunuz? 50 TL'ye gördüm bugün başka tezgahta. Ama tabii bir tık böyle defoları falan vardı. Şunlara bakalım. Böyle takımlar var mesela. Güzel bunlar. Yine çok üşüdüm, çok esiyordu rüzgar falan. Erkek baksınlar. 4 kilot 30 TL diyor. Kilot yalnız, kilot değil. Bakalım 4 kiloda. Yani böyle alabilir şeyler var. Gri, siyah falan. İnce lastikler biraz kolay yıpranıyor makinede. Böyle ürünler var dantel sevenler için. Short tipi. Şurada çok uzun kalmayalım. Devam edelim bakalım. Şurada çizmeler falan. Aa, bunlar ne güzelmiş. 25 TL diyor. Bu tarafı görmedim ya ben. Güzelmiş, bakın 25 TL diyor. Tüh, neyse harcadık parayı. Neyse almak istediklerimi alabildim ya. Çok içimde kalacaktı o tişörtler, yoksa göstereceğim size de.
Böyle sütyenler falan var arkadaşlar. Güzel şeyler var burada. 2.85 diye böyle bir bil kurusu. Şöyle bir siyah transparan. Bundan böyle kocaman bir penye. Penye olması güzel aslında, rahat ettirir. Biraz teyze sütyenlerine benziyor gerçi. Fena değil. Allah, müzikler müzikler. Burayı da geçelim böyle ya. Geçtik burada, bakın böyle tüm perdeler var. Burada çocuklar için Mikili, Zara'nın ürünleri var. Bakın Tokyo falan diyor. Şuradan da göstereyim yukarıdan. Böyle takımlar var hazır. Şurada mutlak dışırmış. Bunu hiç tanımıyorum, bu karakteri. Papa o yazıyor. Böyle tatlı şeyler. Aa, bu çok tatlı. Kaliko kedisi. Bunu şans getirdiğine inanıyor Japonlar. Üç renkli olan kedilere kaliko deniyor ya da patiska deniyor. Şeyde Türkçe olarak patiska. Aa, bunlardan da var bakın. Şunlar da çok şirin. Böyle salopetler. Ayıcıklı. Bu ayıcı çıkarıp oynuyor çocuklar zaten. Ona bir de bu rengi vermiş. Ha, eteklisi. Bakın Mickey istahiliş yazıyor. Bunlarda Zara etiketleri var. Bunlar ne kadar acaba? Boyunlular ne kadar acaba? Bu ayıcıklılar ne kadar? Şu ayıcıklar ne kadar? 250. 250'miş arkadaşlar. Çocuğunuz ihtiyacı varsa buyurun gelin alın. Şu çok sevimli, bir de şu da güzelmiş. Bakayım, kapüşonlu bu. Sade leopar desen. Öyle üstler var bakın. 150 TL diyor, böyle gömlekler var. İlginç bir kumaşı var bunun. Adlandıramadım. Aerobin dedikleri miydi ondan galiba. Bunun kumaşı neydi acaba? Cis. Yani aerobin dedikleri bu mu? O değil değil mi? Yok, aerobin o değil. İtalyan diye geçiyormuş arkadaşlar. Güzel bakın, renkleri falan var şöyle. Toprak tonları. Hoş, 150 TL. Teşekkürler. Burada da böyle salaş gömlekler var. Aa, yine 35 TL'ye bir tezgah görmüştüm çantacı. Şurası da 80 TL diyor bakın. Şu renk bloklu. Şu fena değilmiş. Erkekler için sweatshirtle hoodie'ler var. Yaparsan aramaz tabii. Esnaf muhabbetini biliyorsunuz böyle. Bakalım başka neler var. Terlik 30 TL diyor bakın. 30'a iyiymiş bunlar valla. Terlik almak için doğru adres bence Rami. 40 numara diyor. Şöyle ten rengi gibi var. Bunda da 40 numarası. 30 TL bakın, iyi bence. Kırmızı da varmış. Şu banyodan çıkınca giymek için falan güzel olabilir. Bu da 40. Bugün elime neye attısı hepsi benim numaram. Şurada takım 60 TL diyor bakın, böyle takımlar var. Batman'li falan, maşino yazıyor. Ayıcıklı çocuklar için. Yavaş yavaş dönelim. Yerde bir 60 TL var. Kötü espri yapardık. Şöyle bir mod. Bazı kanallarda çok kötü espriler yapılıyor da bana bulaştı herhalde arkadaşlar. Bakın 38 diyor. Güzelmiş bu ya. Bu ne kadar acaba? Buraya kim bakıyor? Yukarıdakileri de göstereyim. Her şunları göstereyim ilk önce. Big Dirt de bir marka. Kabağım diyor. Green. Şu tatlıymış. Şunu çıkarabilirsem düşürmeden. Evet. Böyle şeyler moda şu anda. Teddy gibi diyorlar bakın. 38. Çok tatlıymış bu. Tek düğme bakın. Tek düğmeli. Böyle yarım fileto. Uzunca. Sevdim bunu. Ne kadar acaba bu da? Bunlar, buraya kim bakıyor? Bu ne kadar acaba? 500 mi? Şu mod ne kadar? 450'ymiş bu da. Teşekkür ediyorum. Şu 500 arkadaşlar, beğendim bunu, aklınıza yazın. Şu da 450 idi. Böyle bir tezgah bakın. Çok büyük trench coatlar falan var. Yağmurluk, rüzgarlık. Şurada bakın siyah düzleri de var. Modların. Şurada leopar desenli şey var. Bakın yaklaşalım. Astarı leopar desenli. Kollarını kıvırmışlar. Böyle güzel şeyler var. İçi bakın böyle. Ha, bu Beşiktaş Pazarı'na baktım, sezgen burası ya. Böyle tanıdık geldi. Şöyle haki mesela. İçi böyle miflanlı. Çok güzel ama. Sıcak tutar bu. Bir kapüşonu var. Beni de görmek istiyorsanız dağılmış halim.
Pazar kombini. Tamam, şu çantamı önüme aldım. Şu bordadan hatırlayacaksınız bakın. Beşiktaş pazarına gelmiştik burayı. Demek ki aynı ürünler orada da var. Beşiktaş pazarında bulabilirsiniz şu tek düğmeli olanlarda. Burada bir tavuk pilavcı, o iyice güzel olur şu anda vallahi. Parayı harcadık, kredi kartı geçirdik. Burada 35 diyor bakın. 30 liraya gördüm ben bugün pazarda. Bu arada toplamaya başladı pazarcılar. Artık saat geç oldu çünkü. Şunu da kapatayım bir daha açayım. Lakers, NBA, basketbol severler. Tabak çanak göstermeden olmaz arkadaşlar. Bakın şu Illuminati. Ay yengeçli çok tatlıymış. Benim gibi yengeç burcu olanlar böyle şeyleri beğeniyordur. Bu salata kase olacak kadar büyük bir parça. Şöyle Illuminati göz deseni var. Kosova yazıyor altında. Çaktırmadan çekiyorum. Bu arada böyle çekmemizi istemiyorlar bazen. Çünkü markaları göstermek için. Yengeçli çok güzel. Bayıldım buna. Bakın şu meyve tabağı gibi olanlardan. Şuradaki. Bunlar genelde 40 lira falan oluyor. Burada sormadım fiyat. Şunlar yılbaşı için çok güzel. Bakın böyle zarif şeyler de var. Şunları gösterecektim. Beni engellemeden önce hemen şuradan çekeyim baksanıza. Hipsterler bunu beğendi. Çok tatlı değil mi? Çay tabağı gibi. Kurabiye, kek falan da yiyebilirsiniz. Başka deseni var mı bakalım? Hepsi şeyli, tilkili Mr. Fox. Bay Tiki. Benim beslediğim kedilerden birinin adına Bay Tiki adını taktım. Başka desen var mı acaba? Merak ettim ya. Hepsi galiba tilki ve geyik kalmış. Bilmiyorum başkası var mı? Daha önce görmedim. Bakın şurada renkli kupalar var böyle. Şunlar 25'miş. Şuradakiler. Şu 25 dedi. Şu küçük kupalar 10'muş. Fincanlar. Arkadan dolanalım. Şunları 10 dedi. Bakın rengarenk var. Güzelmiş kahve içmek için falan tatlı. İçine bir şeyler de dikebilirsiniz. Burada da böyle tabaklar var. Şöyle de göstereyim kaçtılar. Burada lale motifi var görebilenler. Eski seramikleri Çinlilere benziyor. Şöyle ağaçlar var bakın. Aa, şu Zeygma koleksiyona benziyor. Fil galiba. Yo at. Bakın şöyle. At var. Şunlar güzel oluyor. Fincanı böyle yerleştiriyorsunuz. Şuraya da kek, pasta, kurabiye falan koyuyorsunuz. Tatlı oluyor. Bakın böyle renkleri var. Öğrenci evleri için de renk renk herkesin kupası farklı olsun şeklinde alınabilir. Şu limonlular da eski miydi neydi öyleydi şimdi galiba. Şu da tatlı yavaş için. Şurada da düzleri var bakın. Böyle etnik var. Ya şu balık tabaklardan bakın var. Bakayım gösterebilecek miyim hemen. Şöyle size diğer şeyleri göstereyim. Şu tilkillere bayıldım. Şimdi şurayı aldık burada. Ha bakın böyle granit deseni gibi bir şey varmış. Değişik bir ilk defa gördüm. Balıkları göstereceğim size diye hepsini kaldırmam gerekiyor. Şu daha önce gösterdiğim balıklı vardı ya, çok güzel değil mi bu? Balık burcu olanlar, yaz kemini, tabak arayanlar için çok güzel. Şu balıklıyla şu limonlu çok güzel olur sofrada bence. Evet devam edelim orada. Neyse bir şey demedi çekimi falan. Bazen diyebiliyorlar çünkü şey olunca marka olduğu için. Bakın marka brelet 50 TL ediyor. Aa güzelmiş. Bakın arkası tül böyle. Önü de altay. 50 TL. Parayı harcamasaydım düşünebilirdim. Bunlar çok rahat oluyor yumuşacık. Bakın bu rengi de var böyle. Açık mavi. Bebe mavisiyle böyle lila arası bir ton. Güzel. Burada beyaz var. Beyaz renk. Arkası da çapraz galiba. Çok fazla askı var anlayamadım. Çaprazımsı. Aynı model değil de güzelmiş. Ya bunlar çok tatlıymış ya. Bakın ihracat bitiriyoruz. 200'den 60'a düştü diyor. Trend yol falan diyor. Bakın. Siyah bu da güzel transparan. Balenli bunlar.
Ay çok fazla ipli bunlar. Ha, şöyle bel altından çapraz yapı falan. Dekolte, sırt dekoltesi için şey yapıyorlar ya, gizlemek için. Güzel bunlar arkadaşlar. Siyah ve yeşil. Şurada da böyle diyor. İpli modellerden 70 TL. Şöyle bakalım. Bu biraz destekli böyle. Ben bunları pek sevmiyorum destekli olunca. Böyle renkleri var onun da. Bu da destekli. Destekli arayan varsa 70 TL burası. Rüzgarlar esiyor pazarda. Bir sweatshirt tezgahı görmüştüm. Onu gösterecektim size ama toplamış gitmiş olabilir. Şu taraftaydı galiba. Araları. Ha, şunların fiyatları 130 TL'ydi. Bunları hatırlıyorsunuz. Yazlık elbiseler vardı. Burası dev bir tezgah. Herkes dev gibi karıştırıyordu. Şunda 100 TL yazıyor mesela. Böyle daha teyzeler için şeyler getirmişler. Kışlık mesela bu. Tüylü gibi böyle hafif şardonlu gibi yumuşak kumaşlardan getirmişler. Biri çarptı az önce. Küçük starç diyor mesela böyle. Depar desenli. Kışın evde giymelik. Şöyle de giyersiniz gerçi. Belin kenarında falan filan. Böyle desenler var bakın. Bu daha ince ama. Kışlık olanları göstereyim şimdi size. Şu da kışlık mesela. Kış için böyle sıcak tutacak bir şeyler arıyorsanız evde giymek için rahat rahat bakabilirsiniz. Ağzı burnu neyse. Bu kadar kocaman ki bulamıyorum. Evet, şurası X-Large diyor mesela. Böyle retro bir desen. Uzunca bir elbise bakın. Kışlık arayanlar. Bu da kışlık bir kumaş. Açmaya gerek yok, aynı model arkadaşlar. Devam ediyorum şu tarafa doğru. Şurada sweatshirtler görmüştüm. Onlara bakın. Bakın çocuklar için şöyle şeyler var. Elbiseler arkada. Şirinmiş bu. Tam yılbaşı için harika. Üstünde de Mickey Mouse var. Evet. Bakalım şurada parça 150 TL diyor. Şurada kadifeler var 150 TL. Biz de geçtik. Bakın renk renk kadife eşofman altı. 150 TL. Burası Beşiktaş Cumartesi pazarındaki tezgah olabilir. Orada da fiyatlar böyleydi. Çünkü şu bordosu güzelmiş. Gri var, yudum rengi var. Lacivert var. 75 TL nakit diyor. Kredi kartı olunca bazen üzerine fiyat ekliyorlar arkadaşlar. Ben de bugün %10 ekledim. Eklemek zorunda kaldım yani. Daha doğrusu onlar %10 ekledi, ben ödedim. Düzgün bir Türkçeyle konuşmam gerekirse. Yani 50 TL de çok fark etmiyor. 5 TL fark etti sadece. Burada böyle erkekler için trikolar var bakın. Tommy mavisi var. Medium diyor bunlarda. Şöyle Lacoste var. Böyle renkleri var bakın Lacoste'ların. Bunlar gömleklerin üzerine işe gidenler falan. 3X-Arch diyor polo, Ralph Lauren. Şöyle lacivert var. Lacoste'lar, pololar. Tommy'ler. 150'ymiş arkadaşlar bunlar. Hediyelik de çok güzel olur babanıza babanıza. Yılbaşı geliyor bakın. Şimdiden alın zamlanmadan. Siyahı var, grisi var. Şöyle sütlü kahve, saks mavisi. 150 TL arkadaşlar. Bakın böyle şeyler. Üzerine koyup çok mantıklı. Yabancı biri alışveriş yapıyor. Şey yaptı, üzerine koyup gösterdi videoda. Böyle halıcı da var tabii ki. Her pazarın olmazsa olmazı halıcılar. Değişim yapılır diyor. Seçal 100 TL diyor bakın. Bu biraz yazlık bir renk kaldı artık. Havalar soğudu ama güzelmiş bakın yırtmaçlı. Buradan ayakkabıyı gösteriyorlar. Şık duruyor böyle modeller. Kaç bedelmiş bu? Kuzu diyor 27. Bu markayı biliyorsunuzdur. Trendyol'da falan ürünleri oluyor. 100 TL'ydi arkadaşlar bu tezgah. İstemeye kot pantolonu yok değil miyim bakın. Mağazalarda her şey çok pahalı oldu artık biliyorsunuz. Onlarla kıyaslayınca pazar ucuz kalıyor tabii de. Pazarın kendi içinde kıyaslayınca 50 liraya 60 liraya da kot pantolonlar var da aynı modeller olmuyor genelde. Onlar daha farklı oluyor. Ben 20 liraya da aldım yani bir yıl içinde ama orada artık almıştır o fiyatı bir şey. Hala giyiyorum o pantolonu bu arada 20 liraya aldım. Bu da böyle bir şey. Buraya geçelim. Şu sweatshirtçüyü göstermek istiyordum size ya. Patik tane 10 diyor. Hangisi patik ha? Şunlar patik çorap.
Şu kedili çok şirinmiş, geyikli var. Yavaş geliyor, hep geyikli şeylere bakıyorum. Bu tatlıymış ilk kez. Bir de şunlara bakalım, gidemedim. Şunlar çok şirin. Koalalı var. Bakın topluyor artık esnafımız. Dikişsiz patik 2 tane 25 TL diyor. Bakın spor yapan erkekler. Dikişsiz spor 2 tane diyor 25. Dikişsiz 3 tane 50. Şunlar 50'ymiş 3 tanesi. Bunlar baya güzel. Lacivert siyah var. Şu sıra 2 tanesi 25'ti. Şöyle. Şurası dikişsiz 2 tane 25 diyor. Bakın Nike'lar var. Tamiler, Adidas'lar var. Renk renk, gri, siyah, lacivert var. Evet, devam edelim. Seçal 60 TL diyor. Burada teyze trikosu gibi evde giymelik şeyler var. Yumoş yumoş ürünler. Böyle incele mi incele. Bakın desenler şöyle. Açılanlardan gösterin. Böyle sitar var, çizgili falan. Şurada 500-200 TL diyor bunlar. Yani şu çok tatlıymış. Good Things arka mükezi. İyi şeyler geliyor. Ha şu tezgahtı ya 75 TL. Şunu gösteriyoruz. Bakın burada 75 TL. Param kalsaydı buradan alabilirdim ama bayağı bir harcadım. Düşündüğümden daha fazla harcadım. Özellikle. Mavi logosu var. Bu acaba baskısı bir şey olur mu bilemedim ama çok tatlı yani. Yumuşak kalın kalın olanlardan. Adidas da gördüm aynı tezgahta. Şu Adidas yazan var. Üç çizgili. Şunlardan var. Buradan kızlar bayağı alıyordu, üniversite öğrencileri falan. 75 iyi fiyat bence, her yerde 150-200'e satıyorlar böyle şeyleri arkadaşlar. Tamı yazıyor bakın, gri. Buna melanj diyoruz böyle, arada beyaz çizgi çizgi alınca melanj diyoruz. Yani şunun altına bir tane siyah eşofman altı uydurursunuz mesela, bakın Puma diyor. Pumacılar. Böyle değişik bir şey var, şunu göstereyim size. Bunun arkası renkli baskılı, hani böyle. Love wins diyor. Aşk kazanır. Skaçan soda yazıyor burada. Bu lacivert, kapüşonlu, hoodie. Arkası da böyle. Bunu gençler sever bence. Değişikmiş. Evet, şurada wellness falan yazıyor. Gri bu da güzelmiş, yumuşacık. Taşlanmış gibi olanlardan bu. Güzel bence. Düşük kol yine. Beğendim bunları arkadaşlar. 75 TL. Bakın bir daha göstereyim. İnşallah fiyatını değiştirmezler. Bir dahaki hafta geldiğinizde bulabilirsiniz. Bunda da black yazıyor. Siyah demek. Köpeğimizin adıydı. Bu ince mesela. İki iplik örme dediklerimizden. Şuradaki mavi var ya kapüşonlu. Bunu gösteriyorum şu anda. İçi böyle şardonlu. Güzel. Kalın kalın. Küçük bedenleri de var. Büyük bedenleri de var arkadaşlar. Şurada Nike var bakın. Bu da güzel duruyor bence. Bunlar bayağı iyi yani bu fiyatı. Bayağı iyi. Kredi kartı alıyor mu acaba bu ya? Bunun içi de böyle mesela penye astar yapmışlar kapüşonla. Birkaç tane daha göstereyim. Bunu da beğendim. Bu da böyle antrasit gibi, tam siyah değil sanki, just duik yazıyor ama bunun baskısında bir sorun var. Bakın şurada kapüşonla bu yumuşacık çok güzel yeri. Şuraya bakalım, Mickey Mouse şeyler var. Ha burada çocuk tarafı burası. Bunlar farklı. Büyükler için alan burası. Şunu da beğenmiştim. Baksanıza çok güzel bence. Adidas. Şu çocuk için olanlar şuradakiler de 50 TL. Bakın Mickey'li falan şeyler var. Şurada. Şunlar var ya 50. Burası büyük olan taraf 75. Şunda kalmıştık. Çok güzel bence. Bu da güzelmiş. Puma buldum bir tane. Puma, Adidas, Nike. Hepsi var mavi. Şöyle bir şey de var. Bu da şirinmiş. Bu tipi tanımıyorum. Cute yazıyor. Böyle göz kırpıyor. Tatlıymış siyah. Etiketi yok. Ay ay işte satılacak mıymış. Şurada sarı bir tane var, ona da bakalım değişik bir model. Ha, Tommy'miş bu. Tommy figure yazıyor böyle. İnce ama bu iki iplik. Baharlık. Şunlar güzel arkadaşlar. Kalın sıcak tutar.
Şurada bakayım, söyleyeyim kredi kartı geçiyorsa. Şunlar güzel çünkü kapatıyorum şimdi. Direkt bir daha için dedim arkadaşlar. İhracat fazlası, dikimsiz çamaşırlar dedim. Gençler bunları çok seviyor. Sırf onlar için gösteriyorum şu anda. Şu turuncu şirinmiş. Renk renk var. Yavaş yavaş gösteriyorum. Spor yapanlar, ceketin içine giyenler, crop top, spiral gibi olanlar. Renk renk bakın. Seç al 30 TL diyor. Gidip 50 lira 60 lira 70 lira. 80-90 lira vermeyin arkadaşlar bunları. 30 TL iyi bakın. Şunlar da şirinmiş, dantelli ve düğmeli. Şuradan da göstereyim birazcık. Biraz gençlere çalışalım ya. ÖSS, şey ÖSS diyorum, bizim zamanımızda da ÖSS'ydi. Üniversite sınavına hazırlananlara selam olsun buradan. Bakın, yiyip yiyip çıkıyor kızlar bunları, biliyorsunuz. Bunların içinde ped var, sütyanda giymenize gerek kalmıyor. Şöyle tatlış tatlış ister. Bunlar giyince daha güzel duruyor, bazen böyle anlaşılmıyor yerde de. Çok şirinmiş, kaşkorsa kumaş diyoruz buna. Düğmeleri de var bakın, düğmelerine. Şirinmiş. Şöyle siyah. Silik var. Kahverengisi var aynısından. Crop top, üstü yerde geçiyor bunu. Benim bugün aldığım pantolonun rengine benziyor, koyu kahverengi. Ama ben böyle beli açık giyemiyorum maalesef. Zaten çok üşüyen bir tip olduğum için istesem de giyemem yani. Sırf göbeğinden değil. Ay o gördüğüm şöyle siyah bir tane var. Bakın onun biraz önce yeşili gösterdiğimin. Şöyle krem tonu. Dantelli çok şirinmiş bunlar arkadaşlar. 30 TL burası hala. Hala 30 TL'ye değeyim. Bir daha göstereyim. Bakın. Aa bu çok güzel arkadaşlar. Size iyi. Pazarcıyla kadın bir tane müşteri kavga ediyor. Kutu çeviri falan. Bu da basya pedli siyah. Abi güzelmiş vallahi. Günlük sütyen olarak da giyilebilir. Böyle pedli olması iyi bunların ya. Böyle spor üstler var. Bu da pedli. Şöyle yeşil bir tane bakalım. Değişik. Bunları bu soğuk havalarda bile hala giyiyorlar. Eşofmanların üstüne çok pantolonlar üstüne. Vallahi ben çok üşüyorum şu anda. Üstüne başka bir şey daha giyeceğim biraz. Kanatalar var çıktı. Çok tatlı değil mi saksı ailesi? Burası çok güzelmiş. Karadayı'nın yanında, Çankatı'nın yanında yerin var ya. Böyle böyle ürünler arkadaşlar. 30 TL'ye bu gösterdiklerimi hepsi. Rami Sosyete Pazarı Pazartesi günleri kuruluyor. Bakın aynı yeşilim. Şöyle bir de dantellisi var. Dantelliler çok tatlı duruyor bence. Ve düğmeliler de. Kot pantolonların üzerine giy çık yani. Bizim baharda. Hatta kışında gömleklerin içine falan giyiyorlar. Mesela burası kadar bir şu tatlı bayağı. Şimdi çok beğendim. Şu düğmeler de şimdi. Daha getirdim. Aaa böyle kocaman tezgah. 30 TL'ye burası. Şurada 25 TL diyor mesela. 25 bu çamaşırlar fabrikadan halka satışı. Güzel bunlar. Defolu. Defolu özürlük. Arkası mı oldu? İlginçmiş bakın. Aslında güzel biliyor musunuz? Yani bunu erkek atleti olarak düşünmeyin. Böyle kotların üzerine savaş atleti şeklinde giyebilirsiniz kadınlarda. Bence güzel olur. Gri var bakın. Şöyle. Kuleymiş çıt çıtlı body bulduk. Kadınlar çıt çıtlı bodyleri çok seviyor. Erkekler de sevmiyor. Neden? Çünkü görüntüsü ve çıkartması olacak. Şöyle bir yeşil atlet. İçlik soranlar var. İçlik derken acaba tayt gibi şeyleri mi kastediyoruz siz bakın. İçinize giymek için atletse şöyle erkeklerin giyebileceği. Çok güzel bir yeşil aslında ama böyle biraz solgun çıkıyor kamerada. Askeri yeşil diyelim. 25 TL. Bakın arkası böyle halter kesim olanlar var. Bunlar da bazıları tarafından çok tercih ediliyor. Siyah. Etiketi de böyle iki saç diyor. Yumuşacık bunun güneşi çok güzel. Ben de alıp giyebilirim yani her bir şey. Ha, böyle aynı tezgahta bakın. 5 TL yazan tezgahta. Şöyle pijama altı var ama çok ince. Bunun üzerine de giyebileceğiniz böyle bir şey var.
Hatta bunlar takım olabilir. Ha, 25 25 valla iyi. Bunlar da 25'si. 50 liraya böyle bir erkek takımı. Böyle laç bedenliyle. Böyle erkek boxerlar var. Uzun. Yakışlığa benziyor. Paçalı. Şöyle tutku sport diyor. Antresik gri, açık gri. Bacanıza alabilirsiniz, oğlunuza, sevginize. Bunlar kişiler mesela. Arada Antalya kadın için böyle askılı bir ters. Bunlar kot pantolonun üzerine gayet değildir arkadaşlar. Şey gibi düşünmeyin yani, sadece çiçeği giymek için düşünmeyin, yazın. Gayet şöyle çizgili pijamız tarzı şeyler de var. Anne bu ne? Burası böyleydi arkadaşlar. Geçen var, bakın topluyorlar kızı. Pazar kanalı görmek isteyen. Abi Tezgah, bakın arkadaşlar, 50 TL. Çok güzel ürünleri vardı. Size çektim galiba burayı. Bir daha göstereyim mi acaba? Çektim diye hatırlıyorum ama. Yine de göstereyim. Bakın böyle mor triko bir elbise mesela. Pencere detaylı. Uzun. Yerlere kadar. Kalın kalın güzel. Herkese küsülüyor çok fenalıyız. Bu benim aldığım mesela triko pantolon modeline benziyor. Ama şey, paçaları benimki boldu. Bunun şey, lastikli. Şu kirazlı yakayı görmüştük burada. 50 TL düşünsenize yani. Diğer tezgahlarda şu uzunları 250 liraya falan satıyorum. Kirazlı yakaları sevenler biliyorsun gelsin. Sadece düğmeleri yok. Dediğim gibi düğmelerini krem rengi yapabilirsiniz. Orijinalinde kırmızı düğmeleri ama bence kırmızı sırıtıyor. Baksanıza altlar var böyle mesela, triko pantolon, sinir sinir. Şurada bir sorunu varmış gerçi bu. Ama bunu daha düzgün gördüm içinde yani. Buraya bakın arkadaşlar, 50 TL. Ben şimdi göstereyim size, inanmazsınız. Şu triko pantolonlar da 50 TL. Bakın böyle şeyler var. Ben bugün zaten bir tane kazak, bir tane arka aldım başka bir tezgahtan. Bir tane triko pantolon aldım. Bir tane de tişört aldım, o yüzden burada alamıyorum şu anda ama güzel yani ürünler. Ufak tefek dediğim gibi defaları var, onları iyice bakarsınız. Bu arada arkamızdan araba falan geçiyor, güzel tedirginim biraz şu anda çekerken. Çizgili sevenler için göstereyim. Ben de çizgili şeyleri çok severim bu arada. Ben sürekli çizgili almamaya çalışıyorum. Bir de fantiye leopar derisi var. Güzel bence ürünler. Biraz daha bakalım hadi. Her yer toplamaya başladı çünkü. Şu triko takımlar üstlerine benziyor. Bakın. Siyah bir tane altı uydurabilirsiniz buna. Biz bir şey. Bir takımımız olabilir. Bu böyle triko elbise gibi. Mini ya da tunik gibi olabilir. Kocaman bir hırka bu. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ha, benim aldığım hırka daha hafif benziyor. Bu siyahı aldım ben. Bir tane kışlık hırka. Felik gibi sıcak sıcak bir şey aldım. Böyle bir şey aradığımız o zamandır. Ve renkli sevenler için şöyle bir şey. Bunlar ne deniyordu ya? Tomurcuk diyeceğim geldi. Öyle bir isim var mı? Tomurcuklu mu diyorlar değil. Öyle bir şey güzel. Bakın karıştırıyorlar, toplamaya başladılar. Bu tezgahı bakın, bu beylik bakımına bakıyor. Kırmızı da varmış, onu da bakıyorum. Güzel satış yaptılar bence bugün diye düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı tezgahları. Evet, böyle de bir şey. Bunlar daha fazla değil mi? Şu simil de güzelmiş. Şunu göstermiştim, hatırladım. Tamam, bu tezgah çektim ben size daha önce ama yine çektik. Olsun. Az zaman göz çıkarmaz arkadaşlar. Bakın bordo bir altınız varsa, bordo kadife mesela tight üzerine giyebilirsiniz. Güzel olur. Orada öyle mavi Trabzonspor. Şurada 100 TL. Bakın böyle şeyler var. Bir lastikli kot pantolon gibi rahat bir iç. Bunları kaçırlardan. Teşekkürler, kolay gelsin. Hadi Malatya. Ben de yanında mısın? He? Ben çekeyim diye izin verdi de o yüzden teşekkür ettim. Yani kenara çekelim. Ürünleri gösterirken. Burada böyle botlar da var arkadaşlar. Pazardan alır mısınız bilmiyorum ama. Now my shoes diyor. Ayakkabılarını seviyorum. 42 numara.
12 numarada kadınlar çok zor buluyor. Yeni nesil çok ayak numarası büyük. Neymiş 40. Benim daha önce Bambi'den aldığım botuma benziyor. Güzel aslında, fena değil. Fiyatları ne kadar acaba? Şurada bot 250 yazıyor. Güzelmiş ya, böyle bir şey aslında severim yani. Bir tane var mı bunlarda? Numarası olsa ve daha yukarı fiyatlı olsa. Torba çizmiş gibi şey. Bunlar birlikte geldi. Gençlerin sevdiği böyle kalın tabanlı, zincirli madalyalar. Şöyle yapalım. Burası bayağı dağılmış, dağıtmışlar böyle. Şöyle triko botlardan var. Bunlar şu anda çok şey olur yani, pek kullanışlı olmaz. Çünkü havalar yağmurlu gibi gidecek gibi görünüyor. Böyle bir şey var, şükür sade. Güzel. İspanyol kaçı farkı onun altı çok tatlı. Çocuğun gençler için. Tabanı renkli. 39 numaralı. Ahmedoza. Süt var. Kadın gerçek süt. Bir şey yapınca iskadarası gerçek süt. Gördünüz mü gerçek süt? Bazen çünkü sönüyorlar. Bu da yağmur için. Yağmur için. Ayakkabı göstermiyorsun da benim gibi. Çözümler var. Yukarıda da bir şey bilmiyorum. Küçük şeyler seviyorsunuz. Buganlar, kubatanlar falan var. Güzel yazıyor bu ama hepsini güzel yazıyor. Hepsinden farklı bir şey. Bir şeyler de öyle bir şey. Kaç diyor? 38. 48. Yeni fermuarı. Önü bağcık. Yani yağmur çıkılan güzel olur. Aynen, biz zarar ediyoruz Allah. Sen zarar etmiyorsun, biz zarar ediyoruz Allah. Adam, tane arkadaşım vardı. O zamanlar en iyi arkadaşım olan sonra konuşturduğum bir kız. O da örse kesin alırdı. Onun kalemi. Böyle şeyler var. Bende süet var bunlardan güzel bir. Tamam mı? Şimdi bağcıkla takılmış şöyle abi. Bir şey. Bu da güzelmiş. Bol bağcık askeri isteyeyim. Ama hele bak. Şurada. Sana yok. Sen suratımı attın bir kere. Neyse bana ver abi. Kuala ettiğim. Kendine gel. Kara var beyaz. Şunu sormak istiyorum. Abla 100 lira. Bunda aklım kaldı. Şimdi söyleyeyim bakayım numarası var. Sıkı bitiyorum arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.